Evet, Mavi Karede ekranlarından sesimizin, görüntümüzün gittiği her yere selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz değerli dostlarımız. Evet, gene bir çarşamba günü, bir saat daha erken başladık. Gerçi duyurularını yapmıştık ama gene sizlerle beraberiz. Artık elimizden ne geliyorsa, yüreğimiz neye yetiyorsa onları sizlerle beraber paylaşacağız. Gene sizden gelenler, gene sizin istekleriniz, hasbelkader biz de onları yerine getirmeye çalışacağız. Geçen haftadan, cumartesi değil tabii, geçen hafta perşembeden borçlarımız vardı. Şöyle hareketli, kıpır kıpır bir horan havasıyla başlayacağız. Herkesin de bizden beklediği, herkesin de bizden istediği bu zaten. Siz de tabii bu arada her ne arzunuz varsa, ne söylemek istiyorsanız ya da bizden neyi çalmamızı istiyorsanız gönderirseniz, paylaşırsak, yani bu programı bana bırakmaz da sizler yapmamız gerekeni söylerseniz gayet memnun ve bahtiyar olacağım. Evet. Ne diyoruz? Dünyanın her tarafında, her nerede bizi izliyorlarsa herkese selamlarımızı gönderelim. Öğrendiğimiz, bildiğimiz, gördüğümüz o ki dünyanın diyebilirim hemen hemen her yerinde izleniyoruz. Çünkü gelen mesajlar, gelen mailler hep onu gösteriyor. Bugün Kanada'sından, Amerika'sından, Avustralya'sından da tutun. Her yerden, en azından bizim Mavi Karadeniz TV'nin web sayfasından program tekrarlarımızı izliyorlar. İşte onlar için, bize ulaşmakta zorluk çekenler için bir eserle başlayacağız. Özellikle cezaevlerindeki yatan dostlarımız, arkadaşlarımız, onların bizlerle fazla iletişim kurma şansları yok. Hemen onlara bir gerçi ne kadar uygun düşer bilemiyorum böyle hareketli bir şey çalmak, ama hep de ömrümüz böyle gamla gasavetle geçecek değil ya. Şöyle kanlı canlı böyle kıpır kıpır bir şey çalalım dedik. Hazırladık onu da. Özellikle Giresun cezaevinde yatmakta olan bazı dostlarımız var. Özellikle sevgili Bülent Hocaoğlu, Halil İbrahim Güneş, daha kimler var oralarda bilmiyorum ama kim tanıyorsa, kim bize bakıyorsa, sevgili Bülent'ciğim, sen herkese benim yerime selamlarımı, sabahlarımı gönder. Evet, Giresun cezaevine gönderiyoruz ve askerlerimize gönderiyoruz. Askerler için program yapılıyor, bilmem neler, şunlar bunlar, ama zor be arkadaş. Yani onlar için gerçekten biz ne söylesek gerçekten zor. Hepsi ana baba kuzusu, bir evlat kolay kolay dünyaya gelmiyor. Bütün askerlerimizden bir abileri olarak gözlerinden öpüyorum. Allah hayırlısıyla hepsini analarına, babalarına, böyle saçının teline bile halel gelmeden kavuştursun. Kolay değil, evlat can paresi diyoruz ve Mustafa Kırcı'dan geliyor. Haydi! Haydi bu dünya sana kalmaz. Haydi gidelim, haydi bu dünya sana kalmaz. Seni sevdim sevendi, adım oldu beyna. Seni sevdim sevendi, adım oldu beyna. Kemençemin teline iyiye vurdum dünya. Sana gönül verendi, adım çıktı deli. Sana gönül verendi, adım çıktı deli. Dur! Gel! Eskiri! Şov, 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 şov! Sevdiceğim yedi canımı yedi. O benim sevdiceğim yedi canımı yedi. İstediğim vermediler, o çok delidir dedi. İstediğim vermediler, o çok delidir dedi. Geylenin çimeninde kuzu kesim yediler. Gönülde sevdim seni, o bey namaz dediler. Gönülde sevdim seni, o bey namaz dedi. Yuh! Gel! Şov şov! Eş eş! Sevenler bıkar canından bıkar, seni katil sevenler bıkar canından bıkar. Bey namazın sevgisi adamı candan yakar. Bey namazın sevgisi adamı candan yakar. Ağacında pirisi, kızların küpelisi. Gelin olsun kız olsun, sevildiği hepsi. Gelin olsun kız olsun, sevildiği hepsi. Duh! Gel gel gel. Show, show, show.
ver bana, çekeyim acı acı. Bir sigara ver bana, çekeyim acı acı. Senin gibi güzele nasıl diyeyim bacı. Gönleyin yakasına bütün bu dürdümünü. Gel dedim de gelmedi, yine benliğin kötü. Gel dedim de gelmedi, yine benliğin kötü. O nazik kolladığına altı saate kayıp. Nereden geleceksin, yollarına bakayım. Nereden geliyorsun, yollarına bakayım. Yuh! Haydi dedik, başladık, şöyle kıpır kıpır bir şey olsun istedik. Umarız bir faydası olmuştur. Dediğim gibi Giresun'a, Giresun cezaevinde orada yatan bütün dostlara. Evet, özellikle Bülent, Halil İbrahim Güneş Dayıma, daha kim var kim yok bilemiyorum orada. Ali Pırmut vardı hatırladığım kadarıyla. Herkese gönderiyoruz sevgili dostlarımız. Evet, şimdi hemen Çavuş'tan gelen bir mesaj var. Ali Gök abiden geldi. Fatih de yanındaymış. Ne yaptınız? Denizin kıyısını taş doldurdunuz, top sahası yaptınız öyle mi? Aferin size. Sizin çileniz hiç bitmeyecek zaten. Çileniz, derdiniz hiç bitmeyecek. Öyle olsun bakalım. Valla çöple ilgili ne söyleyelim. Geçen bir heyet geldi. İncelemelerini yaptı. Umudumuz o ki inşallah oraya. Gel abla, gel getir ya. Oho, sen nerelerdesin ya? Dedim ablan hacca mı gitti, Ümrüye mi gitti, nereye gitti? Çaylar. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hani pancar çorbası getirmedin ha? İyi, zapaçak götürürsün hadi. Tamam, hadi bakalım. Kırıklı Uşağı diyor ki en güzel pancar diyor bizim köyde oluyor. Sarmalık pancar diyor en güzel bizim köyde oluyor diyor. Bilmiyorum, başka bir iddiası olan varsa buyursun söylesin. Evet, Ali abi güzel bir türkü istemişsin. Valla biz de bizim sevgili Hüseyin'i yad etmiş olalım, Hüseyin Bıçağı. Güzel bir türkü. Şimdi yaylalara giden gelen yoktur. Yaylaların başında vardır 2 metre kar, kiremit gibidir. Ama olsun. Şöyle yaylalara doğru güzel bir türkü gönderelim değil mi arkadaşlar? Kadırganın başında kurudu ocaklar, kestiler yolumuzu, acap ne edecekler diyecek Hüseyin Bıçak. Güzel de manzaralar var ha. Hadi biz dinleyelim bakalım.
Evet, bu arada telefon etmek isteyen olursa saat 4'ten sonra edebilir arkadaşlar. Evrenciğim, numaraları da alttan ara sıra geç. 4'ten sonra özellikle yurt dışındaki arkadaşlardan telefon alabiliriz. Kimmiş bu? Göreli'den. Evet, Seyis'in Mustafa, Mustafa Seyis. Kim var yanında? Aslan mı var? Mehmet Aslan. Biz izliyoruz. Tesberi gazdı. İzle tabii. He, kafaya bak kafaya. Gire bir kafalı gene. Oturuyor orada. Mustafa bir gün gel böyle kayıtlarını getir de görelim seni kardeşim. Geçtin huzurlara. Hani milletin parasını çizeyim huzurda helal olsun ya. Senden başka kemençeci yok mu memlekette? Koça katip para. Şaka diyorum şaka Mustafa'cığım iyi bak kendine. Selamlar gönderirim sağ ol. Bizi izlediğin için orada kim var kim yok. Hepsine selam söyle. Bizim kahvecinin adı neydi ya? Bak şimdi unuttum adını. Ana. Tüh tüh. Bizim Karaböklü ya. Zıvadur'undaki kahvecinin adını unuttum. Kafa işte kafa yok ki kardeşim ne yapalım. Ömer Karakaya Cello ne demiş? Akşam olur tepelerin ardından. Bağ gelsen diyor ölür müydün kahrından. Valla bunu Murat Tekili söylüyor. Çok da güzel söylüyor Murat, Ömer'cim. Ama bununla ilgili elimizde bir klip yok. Bunu söyleyeyim sağ. Söylesem ben söylerim bunu. Sesimi duyduğun zaman şeye geçersin. İsrail pazarına geçersin korkudan. Sesimin korkusundan. Ömer'cim öpüyorum gözlerinden selam söyle memlekede. Evet, Saliha Hanık. Nereden? Kemerdere. Görele Kemerli ya. Kemerdere var ya o karda o geldi aklıma. Evet, selamlar, saygılar olsun bizden. Uşak ne yapıyormuş?
Çortlukları yakmışlar hep, çortları ya. Çort gibi bir yeri yakılır mı arkadaş? Nereye sinlenecek ya? Oho! Allah'ın mesali. Emirhan Durkaya bakalım ne demiş? Uğur amca, ben Yadigar'ın oğlu ve kızı Esma Nur Durkaya. Evet. Yadigar bacıma da çok çok selamlar gönderiyorum buradan. Emirhan'cığım gözlerinden öperim. Esma Nur kardeşime de çok çok selamlar. Evet arkadaşlar. İyi yayınlar demişler. Neslihan Ordu'dan gönderiyor bu mesajı. Vallahi uşak yani iyi ya okuyabilirsek ha bu kadar mesajı gayet güzel olacak. Oo. Ola Yusuf neredesin? Hoş geldin. Beş geldin. Sefalar getirdin Yusuf şükür. Vallahi duyduğuma göre böyle Çanakçılar Sis Dağı'nın diplerinde ta domuz kalmamış. Bum bum. Gel aşağı. Yusuf'cum canım kardeşim benim. Şükür elektronikten Yusuf. Zaten bizde de reklamları olan bir kardeşimiz. Evet. Çok çok selamlar gönderiyorum. Güzel dostuma, güzel kardeşime selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bütün arkadaşlara hepsine gönderelim. Şimdi güzel bir türkü daha göndereceğiz ama gene böyle geliyor. Mesajlar geliyor. Ne yapacağız şimdi? Okusan bir türlü, okumasan bir türlü. Evet. Hasan abimden mesaj gelmiş. Hasan Kaya abimden. Hasta olmuş. Ya dedim abi ben sana dedim ki güzel bir pancar unlatması yaptır. Has gene. Tamam biberi de doğra içine. Oo hafır hafır dara ekmeğini yi. Doğra. Ta ne istiyorsun ya? Bu kadar şey. Haydi bakalım. O zaman Aziz Emir'den bir Ayşem gelsin. Ondan sonra devam edelim. Ayşem Aziz Emir. Arkadaşlar. Evet gene mesajlarınızı göndermeye devam edin. İstediğiniz şekilde gönderebilirsiniz. Elde gönülde ne varsa sizlerle beraber paylaşacağız. Soru da soracağım biraz sonra. Ne sorabilirim mesela? Gabartak sorabilirim. Gabartak. Gabartak ne olduğunu bize söyleyebilirsiniz. Gabartak. Ha, o kadar. Başka bir şey demiyorum. Gelsin bakalım hadi oynayalım. Çakırdı, vuruldum gül Ayşem'e, gözleri çakırdı. Başımı eğip masumca bakardı, garipçe bakardı, garipçe bakardı. Gül Ayşem'sin esini çiçeklerle bezenmiş, gül Ayşem'sin esini çiçeklerle bezenmiş. Onu yaratan Allah evmemiş de üzenmiş, evmemiş de üzenmiş, evmemiş de üzenmiş. Onu yaratan Allah evmemiş de üzenmiş. Evmemiş de güzelmiş, evmemiş de güzelmiş. Saçları rüzgarda savrulurdu, uzun uzun saçları rüzgarda savrulurdu. Gül Ayşem'i görende yüreğim kavruldu, yüreğim kavruldu, yüreğim kavruldu. Gül Ayşem gülümüdü, koparttılar dalından. Gül Ayşem gülümüdü, koparttılar dalından. Gelin etinler onu, ben Murat alamadan, ben Murat alamadan, ben Murat alamadan. Gelin etinler onu. Ben onu saramadan, ben onu saramadan, ben onu saramadan. Yaralıydı yüreği, bana veda ederken yaralıydı yüreği. Kaybetmiştim dünyayı, Ayşem gitti gideni, Ayşem gitti gideni, Ayşem gitti gideni. Ayşem senin adını dilimde hece yaptım, Ayşem senin adını dilimde hece yaptım. Gül Ayşem diye diye dertli türküler yazdım, dertli türküler yazdım, dertli türküler yazdım.
Gülay Şenbiye diye dertli türküler yazdım, dertli türküler yazdım, dertli türküler yazdım. Gülay Şenbiye diye dertli türküler yazdım, dertli türküler yazdım, dertli türküler yazdım. Gülay Şenbiye diye dertli türküler yazdım, dertli türküler yazdım, dertli türküler yazdım. Gülay Şenbiye diye dertli türküler Gülay Şenbiye diye dertli türküler yazdım. Vallahi sevdalık adamı hepsini yaptırır kardeşim. Ama sevdalık dediğim kaç çeşit. Evet. Kabalığın yanında hakikaten ya sevda dedim mi aklınıza ne geliyor arkadaşlar ya? Değil mi? Hep böyle Ali'nin Ayşe'ye, Fadime'nin Mehmet'e sevdası değil herhalde. Başka türlü sevdalar da oluyor bağ kalsa. Değil mi? İsterseniz bugün bunu konuşalım. Sevda ne? Sevda ne? Bir denesi geçen gün... ne zamandı böyle radyoda şeyi sordum. Sevdane dedim. O da yazmış. Görümcemin adı demiş. Görümcesinin adı Sevda'ymış. Biz o Sevda'yı sormuyoruz. Sevda neyse. Evet. Kabartlığı da unutmayın arkadaşlar. Evet. Hasan Kaya abim iyi yayınlar demeyi saygılar demiş. Selam saygımızdan. Murat Saral. Ayaza'dan selamlar göndermiş. Selamlar bizden. Gene Zıva Uşağı iş başında. Ağa Çanakçı Akköy Uşağı da orada. Onlara da ne diyor? Şu an köprüde izleyemiyorum ama sesin kulağımda saygılar Mustafa Gıdık Akköy'de. Telefonla izliyorsun değil mi? Helal olsun ya. Teknoloji böyle bir şey kardeşim ya. Vallahi ya. Dıngır dıngır izliyor uşak. Evet. Samsun'la 55. Giresunların mesajını öyle güzel okuyorsun ki Samsun'dan gönderiyorum. Benimkini pas geçiyorsun. Benim de aslım Giresun yok. Ayrı gayrı yok. Ayrı gayrı yok. 55. Evet. Koskoca Katip Şadi'den de bir parça istiyorsun. Katip dayı yedek parça dükkanı açmadı ki. Türkü mü istiyorsun? Tamam göndeririz göndeririz kardeşim. Onun peşine de Katip Şadi'den Ocak başında maşayı hazırlasın arkadaşlar. Tamam. Onun peşine de onu gönderelim. Samsun'un 55'e. Evet öyle şey olmaz. Asla ayırmam mümkün değil. Memleketimin insanlarına ayırmam mümkün değil. Evet bir yanlış anlam olmuş. Sen Giresunlusun da niye 55 yazıyorsun buraya madem? He? Seni giydi seni. Ama olur yaşadığı yeri daha çok sevebilir insanlar. Gözümün görmediği ama yüreğimin hissettiği yerlere iyi yayınlar demiş. Salih Hanik söylemiş bunu. Ömer Demirel, Londra, İngiltere'den arıyor. Hayırlı yayınlar toprağım demiş. Yine evimde gibisin, misafirsin. Gabartlak, yabanda yetişen bir çeşit geniş gelekli bitkidir. İngiltere'den selamlar. Geniş gelekli bitki. Şimdi geleğe sordum gerçi geçen gün de ne yapacak? Gelek. Değil mi? Neyse. Ne dediydi klip uşaklar? Evet. Nevzat Acartürk'ten güzel bir türkü geliyor. Bence görüntülere bir bakın. Türkiye'ye şöyle bir kulak verin ama türküden sonra şöyle bir davul zurna bir horan girecek. Ona da dikkat edin. Bir reklamımız var peşine. Çok sürmeyecek. Sonra gene birlikteyiz. Yayda sular akar da akar gelir çimenden, yer doyarsa yağmurdan, ben de doyarım senden, ben de doyarım senden. Oh, 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 oh. Yürüdü de
yaylasına. Saydım beşi birlikler o zalim anasına. Oy Kadir Kadirga, ne dur senin halların. Göçler yollara düştü dece ne şenlik yolların. Oh, 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 oh. Merhaba sevgili izleyenler, mükemmel ve ilginç bir kampanyayla sizlerle birlikteyiz. Evet, Mavi Karadeniz ekranlarında birbirinden güzel kampanyalar gerçekleşiyoruz ama bu bölümdeki gerçekten çok ilginç, inanılması güç bir cihazdan sizlere bahsedeceğiz. Bakın, teknoloji nelere kadirdir diyeceğiniz bir cihazı sizlere tanıtacağız. Tanıtırken de o kadar uygun bir fiyata kampanya yapacağız ki gerçekten çok şaşıracaksınız. Şu anda elinde görmüş olduğunuz kumanda, uzaktan kumandası ve dekoder. Evet, bu bir uydu alıcı sevgili izleyenler. 4000 kanal hafızalı, 4000 kanal hafızalı, kanallar yüklü, 41 tane uyduya uyumlu ve izleme özelliğine sahip bir cihaz. Evet, 4000 kanal izleyebiliyorsunuz. Gökyüzünde bulunan Eutelsat, TürkSat, Horbit gibi, Sirius gibi tam 41 tane uyduya uyumlu bir cihaz. Kanallar yüklü olarak sizlere gelecek ve en önemli özelliği şifre çözebilme özelliği. Yani ulusal kanallarda oynanan futbol karşılaşmaları, belgesel yayınları, sinema filmleri ve yetişkinlere özel cinsel içerikli artı 18 erotik kanalları şifresiz olarak izleyebileceğiniz bir dekoder. Hem de bir sigara paketi büyüklüğünde, oldukça küçük, kullanışlı. Televizyonunuzun arkasına takıyorsunuz. Hiçbir uydu cihazına bundan başka gerek kalmıyor ve kanallarınızı izleyebiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki evimizde kullandığımız dekoderler anlattığınız kadarıyla bunun yanında onlar hiçbir işe yaramıyor. Onların fiyatı 200 liradan aşağı değil. Bu cihaz şifre çözüyor. 4000 kanal hafızalı, 41 tane uyduya uyumlu. Acaba bunun fiyatı ne kadardır diye merak ediyorsanız sizi daha fazla bekletmeyeceğim. Sevgili izleyenler, normalde evet 150-200 lira aralığında bunun fiyatı ama şimdi tanıtım amacıyla her şey dahil, sıkı durun, sadece 69 liraya, evet yanlış duymadınız, sadece 69 liraya tanıtım amacıyla kumandasıyla birlikte bunu kampanyaya alacağız. Üstelik 40 TL değerindeki kargo, KDV, ÖTV gibi vergi ücretlerini de biz karşılayacağız. Taşıma ve vergi ücretleri de bizden. Her şey içinde kapınıza, ayağınıza teslim fiyatı 69 lira. Hazır mıyız?
Hazırız. Ben şimdi numarayı anons ediyorum ve hattı düşüren bütün Mavi Karadeniz TV izleyenleri bu kampanyadan faydalanacaklar. İşte numara geliyor. 0216 alan koduyla 371-05-05. Şu anda ekranın altında da numarayı görüyorsunuz. 0216-371-05-05. Süremiz, kampanyamız başladı. Peki şunu merak edenler, diyeceksiniz ki, güzel, hoş, 69 liraya alıyoruz, hiçbir para değil, güzel. Peki biz bunu nasıl takacağız? Teknik servis mi çağıracağız? Teknik servis çağırsak fiyat yükselir mi diyen izleyicilerimiz, teknik servise hiç gerek yok, ihtiyacınız yok. Kendi evinizde, kendi elinizle sadece 15 saniyede bağlayabiliyorsunuz. Hemen detaylı göstermek istiyorum. Bakın, televizyonumuzun SCART bölümüne altın uç kısmını takıyorsunuz. Burası oynar başlıklıdır. 360 derece dönebilme imkanına sahiptir. Bu da bazı televizyonlarda biliyorsunuz SCART girişi sağda, bazılarında da solda, kimisinde yukarıda, kimisinde ise aşağıda olabiliyor. Yani her açıdan takılabilme özelliğine sahip bir dekoder bu. Tek yapmanız gereken çanak anteninizden gelen kabloyu benim yaptığım gibi, bakın sevgili izleyenler, takıyorsunuz. Altın uç kısmını televizyonunuzun SCART bölümüne taktınız. Adaptörünü gönderiyoruz. Adaptörünün fişini de yine takıyorsunuz. Son olarak kumanda alıcı gözünü de yine sizlere kutu içerisinde gönderiyoruz. Kumanda alıcı gözünü de taktıktan sonra zaten bu bölüm, şu kısım televizyonun arkasında kalıyor. Gözükmüyor. Sadece televizyonunuzun önüne görmüş olduğunuz kumanda alıcı gözünü getireceksiniz. Buradaki yapışkanını söküp televizyonunuzun ön kısmına yapıştırıyorsunuz ve ardından da kumandayı elinize alıp 4000 kanal keyfini izlemeye başlıyorsunuz. Şu anda kampanyamız devam ediyor. Bu set komple kumanda alıcı gözü, adaptörü, kumandası ve şifre çözebilme özelliğine sahip dekoderi, her şey dahil 69 liraya ayağınıza kadar gelecek kampanyada son 2 dakika içerisindeyiz. Eğer ki 2 dakika içerisinde hattımızı arar ve Türkiye'nin neresinde olursanız olun hattımızı düşürebilirsiniz. Bu kampanyadan faydalanacaksınız. Hem kumandayı hem de dekoderi yanında aksesuarlarla birlikte kapıya teslim fiyatı sadece 69 lira. 0216 alan koduyla 371-05-05. Evet, 0216-371-05-05. Word veya bonus kart kullanıyorsanız 69 lirayı vade farksız 4 taksitle de bölüyoruz. Evet, hatta şu anda kontürünüz azsa, bu kampanyaya katılmak istiyorsanız, kontrol alacak vaktim yok diyorsanız bize çağrı atın, biz sizi arayalım. Hat düştüğü andan itibaren kapatıyorsunuz, biz sizi arıyoruz. Son 2 dakika 0216-371-05-05. Dijital uydalıcımızın şifre çözebilme özelliğini olduğunu bir daha söyleyelim. Görüntü kirliliğini ortadan kaybediyor ve erotik kanallar, yetişkinlere özel cinsel içerikli artı 18 erotik kanallar, futbol karşılaşmaları, belgesel kanalları, sinema filmlerini bu cihazımızda sizler şifresiz olarak izleyebiliyorsunuz. Ve sinyal kalitesini arttırarak cihazımız yüksek kalitede sizlere görüntü sağlıyor. Yeni bir kanal eklediğinde kendisi güncelliyor, kendisi ekliyor. Kanal frekansı değiştiğinde kendisi güncelleme yapabiliyor. İşte bu müthiş cihaz şu anda sizlere sadece 69 liraya tanıtım amacıyla gelecek. Son 1 dakikanız kaldı. Ben şimdi birazdan tanıtımı, anlatımı bitiriyorum ama 1 dakika içerisinde hattımızı düşüren herkes 69 liraya bu cihaza sahip olacaklar. 0216-371-05-05. Ekranın altında numarayı görüyorsunuz. 0216-371-05-05. Ben tanıtımı, anlatımı bitiriyorum ama 1 dakika içerisinde hattımıza çağrı bile atsanız bu kampanyadan faydalanacaksınız. Tekrar başka bir kampanyada buluşmak ve görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar, Gabart'ta verdiğiniz cevapların hepsi yanlış. Hepsi sef. Hiçbiri değil. Bak onlarca mesaj geldi, hiçbiri Gabart'tan karşılığı değil. Ama iki Gabart'tak var bizim oralarda, bakın. İki Gabart'tak var, ona göre yanıltmayın kendinizi. Heble bir ipucu vereyim size, ağzı yara eden Gabart'tak değil. Mustafa Seyiz. Geçen gün, Mustafa, sizin köye gittim.
Anam baktım evin önüne sağa sola böyle kuru otları yığmış. Heh, kuru otları yığmış. Hava derse dedim, ne diyeceksin bunu dedim köyde. Bizim oğlan dedi, çarşıdan gelirse dedi, aç kalmasın diye dedi, evin üstüne dedi, otları kurutayım dedi. Oğlum gel dedi, bir çuvalda küspü al, otla bile haşkına karıştır, yi. Tavlu olursun, beşli olursun. Düve. Heh. Mehmet'e de selam söyle. Büfede feşerlik etmesin. Hep selamlar, hep selamlar. Kuru ot, küspe. Ulan Mustafa, sen küspe yediğin zaman bir şişersin var. Böyle. Garip bir yaratık olursun vallahi. Neyse. Evet. Şu an sizi takipteyim ama Giresun'u hiç görmedim. Yahu 55. Allah'ını seversen kardeşim. Yani Giresun'la Samsun'un arası ne ya? Aslan Giresunluyum ama memleketim Samsun demiş. Olsun, her yeri bizim memleketimiz. Hiç önemli değil. Biz gönderelim seni Giresun'a. Var git. Gör memleketini biraz. Ata topraklarını. Abanos Turan ne demiş? Uğur abi. Beğeniyormuş. Allah razı olsun. Sağ ol. Selamlar Turan Abanoz'a. Oya Yenel. Abi diyor, ha şimdi diyor, köyün burnumda tütüyor diyor. Islak diyor. Dara ekmeğe kokuyor. Bağ haskene diyor. Yaz gelse diyor. Beni gördüğün mü dara ekmeğe kokuyor? Beni dara ekmeğine benzettiler. Bak şimdi. Oya, has kızım. Anladım, dara ekmeğe de acaba gün darısı mı, fırın darısı mı? Alo. Efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın, iyi misin, hoş musun, güzel misin? Buraya ne bağırıyorsun ya, yavaş konuşsana. Sağır mı var? Televizyonu kız, televizyonu. Gel, saçını kesip geldi, saçını kesip geldi. Televizyonu kız. Bakayım kimsin sen? Evet. Hemşerim ne haber? Telefondan mı anlamıyor? Gel saçını kesin. Ne? Gel saçını kesin, gel saçını. Ne yapayım? Gel saçını kesin, gel de. Bana bak, ayağım nasıl orada? Hava açıldı ya, hava açıldı. Git ver çiçeği. Gel. Git iki tane hanfun duş testi şey yap, çangal yaparsın. Anlat bakalım, ne diyeceksin, ne var, ne yok? Gel bir gel, kesin bir gel. Buraya bağırmadan konuşsana, bek konuşsana, yavaşça konuşsana. Anlamıyor mu dediğini? Anlamıyor, kulağı sığar. Neyse, bir isteğin var mı? Başım. İsteğin var mı? Var, bir ellerini öperim. Ney var söyle? Ellerini öperim. Yok estağfurullah, tövbe estağfurullah. Peki, güzel bir türkü gönderelim sana Katip Şadi'den. Olur değil mi? Hadi güle güle. Evet, Katip Şadi'den şimdi gelecek. 55 de istemişti. Bak, Samsunluyum diyor ama gene Katip Şadi'den istiyor. Genler çekme. Erdem! Buraya Erdem! Getirdim açtı arkayı. Beni duymuyor. Evrende de hayır yok ki kardeşim ya. Evren diyor, bana bir açık çay gönderdim, göndermiyor hala. Bir çay geldi buraya zif gibi. Beni mi sevriş etmeye uğraşıyorsunuz? Ben çayla sevriş oluyorum arkadaş. Böyle leylim. Evet, bizim Yusuf köylere gitti, kış vakti kardeşim. Hakikaten dedikleri gibi ne domuz bırakmış, ne bir şey, ne bulursa bum gel aşağı, bum gel aşağı. Bayağı bir maceralar vardır ama Yusuf, onu anlatıp da burada tekrarlamak lazım diye düşünüyorum has kardeşim. Has kardeşim, gözlerinden öpüyorum, seni seviyorum, iyi bak kendine. Böyle arayıp bulamadığım zaman, Serdar ben çaya açık istiyorum. Serdar dedim adama. Ney? Ömer niye Serdar dedim ben sana? Sevda mı? Hakikaten Sevda'yı sordum demin. Kimse kabartak düğüm kabartağı bilmiyorlar. Çok açık olsun. Esse herif çayı. Esse heriflerin üstü çaydan çok açık. Böyle ha. Çiğ çay. Pişmemiş çay. Evet. Reklam klip. He tamam. Evet. Suna Dursun ne demiş? Uzun soluklu ve güzel programlar olsun inşallah demiş. Mutlu ve başarılı yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkürler ederim. Evet, bu arada Safiye Tursun yengeme de, teyzeme de çok çok selamlar söylüyorum. Bir de yanaklarından öperim onun. Benim yerime söz öpün. Nigar, canım benim. Eynesilin gülü. Güzel Nigar'cığım benim. Ekran başında seni üzülüyüm demiş. Bir eser bana da gönderirsen hemen geliyor Nigar. Katip Şadi'den, ocak başından maşa gelecek sana. Gözlerinden öperim yavrum, bir tanem benim. Evet, devam edeceğim ben mesajlarınızı okumaya. Ama Katip Şadi'den şöyle güzel bir otantik, eski bir eser. Ocak başında maşa. Sonra bir reklamımız var. Ha bu kadarcık. Ben ha burada oturuyorum bekliyorum.
canlı ayrılıkla neden Mevlam vermesin başında Mevlam vermesin be. Nasıl adadık ben de yadandık ben de yaşadık yadandık ben de ya. Gürgen vardım bir günlerden gürgen de yedikmiş. Senin benim bildiğin de benim değilmiş de benim değilmiş. Bakın ayaklarıma takındayım güzelim değilme yanaklarına değilme yanaklarına. Akilim takındayım değilme yanaklarına değilme yanaklarına. Omuzumdan açtın ya da saçtan önlüsün var. Omuzumdan açtın ya da saçtan önlüsün var. Nasıl gelin oluyor da annesinin bulması da annesinin bulması. Dillerine dillerine yarım kurban olayım da bu konuşan dillerine de bu konuşan dille. Ermeni gözük kötü bu dinle beni yerlerde dinle beni yerle. Yarım kurban olayım da bu sendeki dinle. Aa seni denesi de kardeşi yüzlerim. Daha yaşı küçücük de buydu beni veremedi buydu beni veremedi. Nasıl davul vurdu yüzde yaşa Mustafa yaşa da yaşa Mustafa ya. Güzel davul sandı yüzde yaşa Mustafa yaşa da yaşa Mustafa ya. Yapıştın bile yine dedi oynanenene. Yapıştın bile yine dedi oynanenene. Güzel davul sandı yüzde bir tanesin bir tanene bir tanesin bir tanene. Güzel davul sandı yüzde bir tanesin bir tanene bir tanesin bir tanene. Ormandan yol ideli, haydi yarım gideli, ormandan yol ideli. Kesti iller kapıyı da yavrumasın ideli de yavrumasın ideli. Pencenesin ince burada Avrupa camı gibi. Ne küçük burada kahve pijanı gibi de kahve pijanı gibi. Gel o! Al, 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 al. Gözlerini doladula, yarın yolladım yola. Gözlerini doladula, çok yalvardım Allah'a da gülüme gülüyor. Oh, ağacın nefesinden dibini göreceğim. Sesin gene güzelim de ben nasıl edeceğim de ben nasıl edeceğim. Sesin gene güzelim de ben nasıl edeceğim de ben nasıl edeceğim. Haydi haydi gidelim, ceylanın açığına. Yalanıyım güzelim, biraz yanadayım ben. Aşkımı bulamayayım, şimdiden yanadayım ben. Yanar benim ışığım, günüz akşama kadar yanar benim ışığım. Böyle miydi sevgilim de seninle konuşurum da seninle konuşurum seninle konuşurum. Çeme çemin üstünde de tiller takılacak. Konuştu güle güle de nasıl da yanacağım, nasıl da yanacağım. Nasıl da yanacağım da bilmiyorum ne diyeceğim. Alıp seni çiçeğim de kuvvete gideceğim de kuvvete gideceğim. Alıp seni çiçeğim de kuvvete gideceğim de kuvvete gideceğim. Gel o! Al, 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 babak, of yaşa, hoppa, 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 salsa. Daratı saçlarını bir yana dese dese, daratı saçlarını bir yana dese de. Var iki tane günümde birini birinden iste, güldü dedi bana da beni annemden iste de beni annemden. Bana güldü söyledi de benim babamdan iste, benim babamdan iste.
gel gel gel. Hop 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 hop. Gel gel gel. Hop hop hop. Merhaba sevgili izleyenler. Sağlıklı günler diliyorum öncelikle hepinize. Bugünkü konumuz sağlık ve ağrılardan bahsedeceğim sizlere. Özellikle vücudun dış kısmında bulunan bel ağrısı, boyun ağrısı, romatizmal ağrılar, migrenle gelen baş ağrıları dahil olmak üzere tüm dış fıtık ağrılarınızdan tutun da sırt bölgesindeki tüm dış ağrılarınız, romatizmal ağrılarınız, spora dayalı ve darbeye dayalı tüm dış ağrılarınıza mükemmel derece faydalı olacak bir ağrı kremini sizlere tanıtacağım. Tanıtmakla da yetinmeyeceğim. Bu ağrı kremini şu anda bizleri arayan ilk 400 kişiye, normalde 79 lira olan bu ağrı kremini sizlere ücretsiz olarak bedava göndereceğim. Evet, işte bakın set halindeki kutumuz. Kutunun içerisinde 100 miligram, içinde de 20 miligram, toplam 2 parça ağrı kremimiz var. Hemen onu da göstermek istiyorum. Bakın sevgili izleyenler, 2 parça, birisi 100 miligram, birisi de 20 miligram. Orijinali bu şekilde, hani bedava göndereceğiz diye tutup da büyüğünü çıkartıp sadece küçüğünü göndermeyeceğiz. İkisini birden sizlere bedava, ücretsiz gönderiyoruz. Neden? Hemen nedenine geleyim. 79 lira satılan bu ürünü neden bedava gönderiyoruz? Şu anda bizleri izleyen, ağrılar yaşayan insanlara hem bir nebze faydalı olabilmek için hem de bu ağrı kremini kullandıkları andan itibaren evet bu ağrı kremi işe yarıyormuş deyip daha sonra bizden yeniden ücretli olarak alsınlar diye. Çünkü önden hani bir garanti veriyoruz. Al bak kullan, dene, eğer işe yarıyorsa almaya devam et diyeceğiz. İşte o yüzden şu anda ilk arayan 400 kişi için ben kampanya numaramızı hemen söylemek istiyorum. 0212 alan koduyla 955-09-19. Evet, ekrandaki numarayı 0212 alan koduyla 955-09-19 numaralı telefonu hemen arayan, hatta çağrı atan 400 izleyicimize 79 liralık bu mükemmel ağrı kremi bedava. Bu ürünü aldığınız zaman ağrıyan bölgenize masaj yaparak sadece 2 dakika yedirmeniz yeterli. Yani 2 dakika boyunca ağrıyan bölgeye sürüyorsunuz, masaj yapıyorsunuz. 2 dakika boyunca tamamen, işte örnek veriyorum, benim şu an yaptığım gibi elimdeki ağrıyı düşünün. Elimde bir ağrı olduğunu düşünün. Masaj yaparak kremi yediriyorum. 2 dakika sonra bekliyorum ve 3. dakikada ağrının geçtiğini hissediyorsunuz. Bir serinlik, bir ferahlık, ardından ağrı yok, sızı yok. Hangi ağrılar? Migrenle gelen baş ağrısı, boyun ağrısı, omuz ağrıları, sırt ağrıları, fıtık ağrıları, bel ağrıları, romatizmal ağrılar, kireçlenmeye dayalı ağrılar, ayakta durmaktan dolayı oluşan ağrılar, tır şoförleri, kamyon şoförleri, bilgisayar başında çalışanlar, atölyede çalışanlar. Hepiniz için bu mükemmel ağrı kremini şu anda ücretsiz yaptım ve 250 kişi, maşallahınız var, 250 kişi bizlere ulaşmış. Yönetmenimden aldığım bilgi bu. 150 kişi için kampanyamız devam ediyor. Ne yapmanız gerekiyor? Hemen bize bir çağrı bile atmanız yeterli. 0212 alan koduyla 955-09-19. Ekran altında zaten numarayı görüyorsunuz. 0212 alan koduyla 955-09-19.
19 numaralı telefonumuzu hemen aramanız veya çağrı atmanız yeterli olacak. Bakın, tamamen bitkisel, hiçbir yan etkisi olmayan, nanoteknolojiyle sadece bitki özlerinden üretilen bu mükemmel ağrı kremimizin herhangi bir ağrı kokusu yok. Tam tersine ferahlatıcı ve güzel bir kokuya sahip. Bakın gördüğünüz gibi bembeyaz bir rengi var. Açıyorsunuz, mister gibi kokuyor gerçekten. Ağrıyan bölgeniz, eğer belinizde, boynunuza veya işte elinizin ulaşamayacağı bir bölgede ağrınız varsa başka birinin desteğiyle masaj yaparak sadece 2 dakika sürüp bırakıyorsunuz. Ve tekrar söylüyorum, bu kremi aldınız, ağrılarınız hafifledi, ağrılarınız geçti, memnun kaldınız. Sizden şunu rica ediyorum, çevrenizde ağrısı olan insanlara muhakkak önerin. Evet, son 100 kişi, hala kampanyaya girme şansınız var. Son 100 kişiye, hatta bizleri arayan, bizlere çağrı atan 100 kişiye ücretsiz, yani bedava olarak gönderiyoruz sevgili izleyenler. Tek yapmanız gereken ekranın altındaki numarayı aramak veya çağrı atmak. 0212 alan koduyla 955-09-19 numaralı telefonu arıyorsunuz veya çağrı atıyorsunuz. Son 20 kişi. Son 20 kişi için kampanyamız devam ediyor diyorum ve şu anda bedava alacak olan kişiler de bu ürünümüzü bizden alıp size getiren bir kargo firması var. O kargo firması bizden alıp size ulaştırdığı için küçük bir kargo bedelinde sizden tahsil edecek. Kargo parası bize gelmiyor. Bunu da bilgisini vermiş olalım. Kargo parası karşılığı ürünümüz size ücretsiz olarak gelecek. Ağrısız, sızısız, sağlık dolu günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kayalar Pastanesi'nde eşinize, size ve çocuklarınıza uygun lezzeti bulacaksınız. Kayalar Pastanesi'nde keşfedilecek daha çok lezzetler var. Beykoz'un her yerinden Kayalar Pastanesi'ne rahatlıkla ulaşabilir ve sipariş verebilirsiniz. Sipariş hattımız 0216 413 0799 413 0799. Dertliyim, yüzüm gülmez, kimse derdimi bilmez. Oy tepe üstünde tepe, tepe üstünde tepe, kulakta yaylanın düzlerinde, yazın kalan karıdır. Dengi bir ihbasuzun ne olacak halları da ne olacak hal? Dengi duvar idi, kaldın ha bu hallara oy. Kadir kadir dükleri bir ufacık eylacık, al beni kucağına eyle beni haylacık. Ayşem gelir ormandan, ter akmış bellerine, ter akmış bellerine. Dadali Show her çarşamba saat 19'da Karadeniz ve Kelkit Vadisi'nin sevilen sanatçılarını sizlerle buluşturuyor. Dadali Show her çarşamba Mavi Karadeniz TV'de sizlerle. Salla sana, salla sana, neydi o mendilini, ne Ahmet? Akşam oldu, yemeğe gelsene bize mi? Sallasana sallasana mendilini, akşam oldu bize yemeğe gel. Öyle şarkı mı olur be? Allahümme salli. Neyse. Balıkesir. Eşeker mini? Eşeler köyünden. Allah'ımı seversen ha bu yazıyı neyle yazdınız ya? Ayağınızla mı yazdınız mübarek ya? Evet, Fikriye Şen yengemize selamları gönderiyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Eşi de vefat etmiş. Allah bütün merhumlara, sevdiklerinize, hepimizin diyelim, nur içinde yatırsın. Evet, şimdi adam geçmiş memlekette havuzun başına, heble. Şimdi birine bir şey diyeceğim de demeyeyim, önce ha bunu diyeyim. Ya çeşit çeşit herif balığa bakıyor, alabalığa bakıyor. Bak, o adam becer mi ondan derenin şıkırtısı bir taraftan? Bizim Osman'dan söz ediyorum, Osman Yılmaz Aslan, Çatakkırı'da. Oy, şimdi Pınar burada, Hanife ablam burada, Soner burada. Ne keyif ediyorlar biliyor musun? Ne keyif ediyorlar biliyor musun şimdi? Ey gözünü sevdiğim, ey gözünü sevdiğim. Neyse. Bizim
Ömer, Frenci Ömer. Ohoy, ela gözlüm üstüyük, ela gözlüm üstüyük. Bak, ela gözlüm, ben bu elden gidersem düz de perişanım, kal melül melül. Kerem et aklından, çıkarma beni. Ömer, o kadar bile biliyorum. Geçen çaldık, şimdi üst üste her gün çalmayalım. Bunun yerine ben sana başka bir şey göndereceğim. Tamam mı? Kod kafalı, acıya selam söyle. Dulanırım sağ. Ömer, kismet haberi vermedi bana. Söyle ona. Evet. Ha bu Çatakkırı köyünden miymiş ha bu uşak? Sadık Yılmaz Aslan. Oo Fadime, Fadime yengem dedik mi akan dereler durur. Yengem başım gözüm üstünesin ama. Ha bu Sadık'ı anlayamadım ya. Ne yapıyormuş? Uy, ayıp alayla oynuyormuş. Sadık. Sadık. Ulan teze dede. Torunla mı oynuyorsun? Hep üstüne başına yüzemiş torun. Hep üstüne başına böyle pislemiş. Sadık da siler siler yüzüne sürermiş. Ne olduğunu anlamamış ya. Pis herif. Allah'ın zıvalısı seni. Gürgülük seni. Fösük ağızlı. Töz verik. Evet, Kabahtağ'a sordum arkadaşlar. Kabahtağ'a bak cevap geliyor ama benim düşündüğüm, istediğim cevap değil. Kabahtağ, onu da söyleyeyim size. Sevda'yı sorduk. Sevda ile ilgili bunu da kimse bilemedi ya da bir şey söylemek istemediler. Çünkü zor bir zanaat. Zor bir zanaat. Bununla ilgili herkes konuşamaz. Evet. Güzel. Güzel. Şimdi güzel bir türkü daha göndereceğiz. Hemen hemen cevap da geldi. Yetişiyor. Evet. Sadık. Kucağında sevdiğin bebe tasmada kaybolur. Yiter miter. Nazardan çatlar çatlar. Dua okumasını biliyor musun? Dua okumasını biliyor musun? Dua. Hey gidi, ben de dalga geçiyor diyecek şimdi. Evet, şimdi sıradaki isteğimiz neydi? Dedik mi arkadaşlara? Dememiş miyiz? Ney? Vallahi mi demedik? Evet. Oy babanın ağzını. Evet, Katip Şadi'den çaldık. O zaman Mehmet Sırrı ustayı unutmayacağız. Onun son yaptığımız bir görüntüsü vardı. Görele daylı havası. Daylı havası. Güzel, güzel bir hava, güzel bir eser. Ta 70'li yılların öncesine dayanan bir şey. Onu da böyle sevenlerine gönderelim. İleriki haftalarda size sürprizlerimiz var. Mesela Maçkalı, Hasan Tunç gibi ustalar var. Onlardan da klip yapacağız. Böyle Cemile Ceferler'le beraber olan. Ama hazırsa Mehmet Sırrı Hoca'yı, üstadı dinleyelim. Geçmişler olsun diyelim kendisine. Sonra devam edeceğiz. Yok. Daylı havası. Ha. Yoksa gelin ağlatmayı gönder, fark etmez. Ne işler onu var idi? Siz dağ başlarında. Ne dur başıma gelen gece çok yaşlarımda. Gece çok yaşlarımda, gece çok yaşlarımda. Dağlar uyuyor. Otantik türküler sadece Mavi Karadeniz TV'de, başka yerde yok. Hey, deli.
hayata. Sarar mısın bayında yalanız yata yata. Evet, devam ediyoruz. Bu arada Fikriye Şen, ya, anlayamadık işte, bizim sevgili Sadık'la Osman kardeşimizin ablasıymış. Dün, önceki gün cenazesi varmış Mehmet Enişte, oymuş vefat eden. Ne diyelim, ne diyelim, Allah rahmet eylesin. Bugün ayın kaçı, Uşak? Ha, yarın Osman sevgi günü diyor. Ha, oy adın batmasın Osman, sen de mi devran oydun, sen de mi sevgili günü? Aga, hiç işime gelmiyor bu sevgili günleri. Yeğenim, ne diyorsun? Demin abi da fındık gibi bir şey vardı, ne ettin onu? Dönüyordu böyle kırıl kırıl. Ya hapı çiçekleri her geliyorum böyle koklayasım geliyor. Ganduruk çiçekmiş meğersem, neler yapıyorlar kardeşim ya. Şimdi ganduruk adam da yaparlar. Adamlar zaten ganduruk adam oldu. Es adam değil yani. Böyle sıfatı adam, görünüşü adam, her şeye adam ama kafayla kalbi böyle. Eskiden iki yüzlü derlerdi. Şimdi ooo, abi elindeki ne bilin bakalım. Abi ne? Bil bakalım. Bil bakalım. Bu. Kabak tatlısı. Ahmet kabak tatlısı dedi buna. Bizim Sadık bebeğe düşürmüş, Fadime yengemden bir ton tekmük yemiş. Sen, ya Sadık'ın elinden niye bebek veriyorsunuz, niye teslim ediyorsunuz? Bizim Ali vardı, Ali. Şeyden, Çürük Enesi'den. Ali bir gün giderken gemide, şehir atları vapurunda beni, o da gemide çalışıyor ya, beni aldı yanına götürdü. Dinle, dinle. Başçavuşun beygiri yok burada. Ha, iyi dinle beni. Yılmaz, dinleyin değil mi? Efendim. Gemi de çalışıyor. Oğlan gel dedi, kaptan köşküne çıkarayım seni dedi. Ali ile bile gittim ben de kaptan şu köşküne. Anam bir baktım Ali gemiyi sürüyor. Ali sen ne diyorsun dedim. Hiç dedi, ben dedi kaptanım burada. Dedim Allah cezalarını vermesin oğlan dedim. Ananı sağ ineğe güvenip vermiyordu kaybeder diye dedim. Devlet dedim sağ koca gemiyi mi verdi? İndi bana burada dedim. Bilmem sen sürdün gemiye. Koca gemiyi vermiş ama anası inek vermiyordu ona kaybeder diye. Böylemiş. Bizim Ahmet'in izniyle. Şimdi Sadık'a bebek veriyorlar. Kucağına al da habın dedesisin sevdi ya. Oh oldu. Has oldu. Fadime yengemden bir sürü dekmek yemiş. Oh. Vur vur Fadime yenge vur. Girebilin gegeyle vur ona. Küpüsüyle vur. Hah. Oh. Sesi geliyor şanki abla. Biri oh diyor, biri uh diyor. Oh. Hı. Güzelmiş be. Ama ne olduğunu kimse bilmiyor değil mi? Ben ne yiyorum? Oha be. Demiyorum. Ömer ne diyor? Rüstem Kaya. Tamam. Bu sıradaki eseri şeye, Rüstem Kaya'ya göndereceğim. Tamam. Söz. Evet. Ali abi. Yahu Ali abi, habara çok adını duymaya başladım. Belli ki bizi izliyorsun. Allah razı olsun. Ali Saka. İsrail pazarından. Kim varsa evcek, herkese selamlarımı gönderiyorum Ali abi. İnşallah Allah nasip ederse bu Mart ayında bir yolculuğa çıkacağım. Allah hayırlısıyla gitmek gelmek nasip ederse. Ondan sonra o taraflara doğru geleceğim. Allah nasıl kısmet ederse. Oy, oy ne kadar dömbelek var. He. Değil, değil. Bu da değil. Efendim? Alo. Hey. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın Nur abi? Bakayım kimsin? Efendim? Üzüle, Bursa. Evet, Bursa'dan arıyorum ya. Çok şükür zor düşürdüm valla. Hoş geldin bacım, ne haber? İyiyim valla, çok şükür, hamdolsun, seni sormalı. Ne var ne yok? Eble gördüğün gibi. Nasıl görünüyor oradan? Süper valla. Annem de seni izliyor da çok güzel görünüyorsun maşallah. Maşallah de, maşallah de. Dua deyip bak. Maşallah dedim zaten. Efendim? Maşallah dedim zaten. Çok sağ ol. Nereliyiz? Giresun Doğankent. Neresinden? Giresun Doğankent işte. Doğankent'teyiz, Bursa'da oturuyoruz. Ha, Harşıt'tan. Evet, Harşıtlıyız biz. Nereden? Top Ağacı'ndan mı? Efendim? Nere? Hangi köyden? Süttaş'ın mahallesi. Süttaş'ındansın? Evet. He, bizim Rasimler'in köyü.
Evet. Tanıyorsun değil mi Rasim'i? Efendim? Rasim vardı, Rasim top oynuyordu, top lokantaları vardı, kahveleri vardı. Ya ben tanımam, ben kendimle tanır da. Sen ufak uçaksın, nereden tanıyacaksın? Anan baban tanır onu. İşte. Ne istiyorsun, söyle bakalım. Valla ben Erdoğan Erol'dan bir türkü istiyorum, hareketli. Başka olsa olmaz mı? Yoksa? Yok. Ondan annen yoksa başka sen gördün. Annem üstelik de bunu istediği de Hüseyin Bıçak'tan hani evler yaptırdım kiraz dalında var ya. Al abone iyi de sus. Al abone iyi de sus. Aç ağzını. O var mı bilmiyorum. Yoksa başka bir şey göndereceğim. Darılmak yok. Tamam o zaman Hüseyin Bıçak'tan isteyeyim varsa. Hüseyin Bıçak'tan. Evet evler yaptırdım kiraz dalında var ya. Onu istiyorum. O var mı o bilmiyorum ama dertli mi olsun hareketli mi olsun? Valla hareket olsun. Erdoğan Erol olmazsa Hüseyin Bıçak'tan onu istiyorum. Hüseyin Bıçak'tan hareketli bir dene. Ya o yok mu benim dediğimden? Ya yok gidelim yapmamışlar. Ya hadi ya. Oo sen de çek gidiyorsun. Erdoğan Erol'dan olsun. Lıbıcı bıcı etme sen he. Kaynanam karı gibi. Tamam hadi, sen de çek gidiyorsun. Olsun. Tamam hadi. Ne olur aklıma bağladım zaten. Bak bir yere gitme. Anağın elini tut. Evin içinde gürültü de etme. Aşağıdakiler başınıza vurmasın. Şöyle güzel bir horon çalayım size. Hazır olun. Kesme horon geliyor tamam mı? Tamam dur armağan edeceğim. Ne? Anneme, Antep'te Semra ablama, ablama, Pınar ablama, yani anneme, babama hepsine gelsin işte bir de sana gelsin. Hadi bakalım geliyor kesme horon. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Zuvaderelerinde ben yürüdüm yürüdüm. Zuvaderelerinde ben yürüdüm yürüdüm. Allah'ın selamını vermez oldun ha gülüm. Allah'ın selamını vermez oldun ha gülüm. Yaylanın çimeninde koyunla bak koyuna. Yaylanın çimeninde koyunla bak koyuna. Senin de benim gibi kim getirdi oyuna? Senin de benim gibi kim getirdi oyuna? Çoban koyunu, koyun kuzu derede. Heyle çoban koyunu, koyun kuzu derede. Ellerin yerdi geldi, benimkisi nerede? Ellerin yerdi geldi, benimkisi nerede? Ha ha ha.
derdin petten, kız saçların ipekten. Türkü söylerdin petten, kız saçların ipekten. Annesinin yanında gelin yuttu kümbetten, annesinin yanında gelin yuttu kümbetten, annesinin yanında gelin yuttu kümbetten. Bizim umarsız saymayı öğrenmiş. Öğrenmiş bak, beşten geri geri sayabiliyor. Aferin, aferin, aferin. Evet, Hasan Kahya ne demiş? Uğur abi iyi yayınlar. Hasan Bey'in eşiyim. O yenge merhaba, merhaba. Evet, sırada güzel bir türkü var yenge. Onu armağan edeceğim. O dediğin listede yok. Listemizde yok şu anda. Güzel bir türkü armağan edeceğim şimdi. Azıcık yine orada dur. Hasan abime de gelsin, size de gelsin. Sibel'cin. Ya yediğimi biliyorsunuz da sorduğumu ne bilmiyorsunuz ya? Bir kabartta diyemedi kimse. Kabarttak, kabarttak, kabarttak. İncir, incir değil. Olmamış incir değil. Bilin bakalım kabarttak ne? Bak aha, bir seçenek bıraktım size. Ne vereceğimi Allah bilir. Demiyoruz. Söylemiyoruz ne vereceğimizi. Ama boş geçmiyoruz. Hatice Kumaş ne demiş? İyi yayınlar. Gülay Özel iyi yayınlar. Oo evet. Fasalı güzel kardeşim, cici kardeşim. Vallahi Fasa'da fotoğraf konusunda o yörede Gülay, senin üstüne tanımıyorum güzel kardeşim. Hakikaten tanımıyorum. Allah yolunu izni açık etsin. Allah çoluğuna çocuğuna bağışlasın seni. Evet Hamdi Türk. Havuzda yok. Gece ruh. Efendim. Duymuyorsun beni bu zaman havuzdasın. Allah yüzün uyumasın senin. Eklerseniz dalın o havuza da göreyim şimdi daha şimdi sizi. Evet Masar Kuğu. Münih'ten selamlar. Münih'te öğretmen misiniz demiş Münih'teki arkadaşa. Hemen okuyalım. İyi yayınlar. Münih'ten selamlar. 33 senelik gurbetçiyim. Öğretmen okulu olduğu çağlarda bir cumartesi günü yosun kokan Beşikdüzü, Adacık veya Çamlık sahillerinde şöyle bir turlamak istemiştim. Saygılar. Eyvallah, eyvallah. Süleyman Çıtlak, sevgili öğretmenim, sevgili hocam, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim hocam, ellerinizden öperim. Anca yetişebildim diyor. Yetişeli de bayağı olmuş. Evet hocam, ellerinizden öperim. Allah uzun ömürler versin. Oo Ayda, Ayda. Ağzına davun çıksın senin ta nebri. Gözümün merteğine girdin oradan doğruya. Deli, pasaklı, saçaklı. Evet, aa Bahtiyar Karakadoğlu, güzel abim benim, selamun aleyküm, aleyne ve aleyküme selam. Bahtiyar abi, bakayım ne demişsin? Hep böyle yarım yarım gidiyor senin mesajlar ama bu sefer tam okumaya çalışayım. Giresun'a, Göreli'ye ve Göreli'nin en güzel köyü Terzali Köyü'ne sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sıradaki eser tüm dinleyenlere gelsin. Burada biz de bizim Kung Fu'ya, Oktay'a, Çağız Yablam'a, Gülüş'ün başına matkaba bir selam gönderelim değil mi? Hazır yeri gelmişken. Ama sen hangi köydensin? Görele Terzali Köyü'ndesin değil mi? Evet, Ardahan'dan bir transfer yaptık gördüğünüz gibi. Ne yapalım? Sevgili Ahmet Daldık. Dilberim ne diyor Dilberim? İyi mi? Dilber de Ezem. Emirhan izliyor mu bizi şimdi? İzliyor mu? Nasıl oldu? Geziyor, tozuyor değil mi? Yürüyor değil mi? Emirhan ne yaptılar yavrum sana? Gıcı gıcı mı yaptılar? Bayağı bir herif gibi ameliyat oldun ya. Böyle boğazdan, genizden, kulaktan. Maşallah maşallah benim oğlum büyümüş de herif olmuş da oh yoy. Hadi kalk bakalım ayaklan ayaklan. Dedesi bir öpsün. Dedesi bir öpsün. Evet hava dil ki harikasınız demiş. He, arkadaki dekor belli oluyordu bak bak harikasınız demiş. Yok badememiş ya dekore demiş ya. En güzel köy Arduş Köyü'dür diyor. Bizim Bahtiyar öyle demiş de o da Arduş Köyü. Hepsi bizim. Hepsi bizim köyümüz. Susula seni kabartlak ağızlı demiş. Bak Kemal Yılmaz Uğur abi incir de mi kabartlak değil. İncir kabartlağı değil. Kabartlak başka bir kabartlak. Uğur abi kaynanama ve bağda bir türkü armağan etsene diyor. Çocuklarıma da gelsin diyor. Gelsin ya gelsin kardeşim ya. Gelsin. Hep de bir türkü gelsin. Bak istek isteyenlere Ömer Rüstem'e söyle ona gelsin. Hasan abime gelsin. Ya hepinize gelsin ama bu türküyü kim gönderiyor biliyor musun? Bizim şu anda Mavi Karadeniz'deki kameranın arkasındaki, sesteki, işte rejideki bütün arkadaşlar gönderiyor size. Gurbette ömrüm geçecek, bir daracık yerim de yok. Oturup derdim dökecek, bir vefalı yarim de yok. Hadi bakalım.
Hasta düştüm ilaç alır.
Öyle keyfanıların koca şeyde dedikodu yapması gibi. Elinize el işi dantel oya dalın. Oya iğne mine boş durmayın konuşurken. Darı soyun, fındık soyun. Tövbe estağfurullah. Mustafa hiç Ufalı'ya gene darı soydun mu? Ufalı'ya gene. Soy. Ey gideyi ey Değmen'de. Bize bir tane pol yapacaklar diye pol vereceklerdi. Bekler dururduk ya. Vallahi arkadaşlar mesajlar bilemiyorum. Niyazi Öztürk Ankara'dan değil mi? Bu bizim Niyazi. Benim kafadarımın oğlu. Güzel. Yeliz Köpboyun. O da ekran. Bu bizim yeğenimiz. Evet. Yusuf Durak. Kabahtak meyvenin değil kardeşim değil. Olmamış incir değil kabahtak. Değil. Şimdi yani zorla mı ya? Değil işte bakın kabahtak kimse bilemiyor. Şimdi Feday abim de diyor ki bir soru soracak adam diyor şuradan da bir ceket vereceğim diyor. Millet diyor kabahtak bilemiyor diyor. Ne diyeyim yani bilen bilir bilmeyen bilmez. Erdem. Ne türküsü çaldın demin sen bize? Vay anam. Kesme oranda dinledik Hüseyin Bıçak'tan. Şimdi Hüseyin Bıçak'tan şey istiyorlar. Ne onun adı? Bu bayramda diyorlar. Uşak bu bayram şimdi tam... Ha bunun bardağı nerede ya? Sabah burada da bardağı nerede bunun? Erdem ha bunu al. Bardağı boş bardağı getiriyor bu. Al bunu. Çaycıya söyle bu şekerleri hesaptan düşsün. Şekeri kullanmadım. Şimdi Çorum'dan bir arkadaş gelse, bir yeğenimiz gelse, kardeşimiz gelse, al dese abi sana böyle taze kavrulmuş Çorum leblebisi. Yani paketi de 6 lira mıymış neymiş ya. Ismarla gelsin kardeşim diyorlar adama. Ismarla gelsin adama. Hemen o resimde çektiğim balıkları gördün değil mi derede? Hessa orijinal balık o. Seni götüreceğim buraya. Bizim evin karşısında bük var. O bükün üstteki köprünün oraya götüreceğim seni. Şey yaparsın. Evet. Kabartak bük deredeki derenin yanındaki düzlük. Çayır, çimen. Düz alan oralar. Evet Dursun Sarıal abi iyi yayınlar eyvallah. Oya ne demiş? Abi kabartak bazı yerde kaba iri demek. Bazılarına göre de hamur tatlısı bilgim bu kadar. Çaktırma da doğrusunu söyle diyor. Ben kimseye demem bilmediğini. Hiç kimseye demem sen meraklanma. Hem de kendi kendimize konuşuruz burada. Yok. Oya. Değil. Oya cihazım değil. Buraya yavaş girsen ha buraya ya. Haldıracak nereye giriyorsun ya? Folluk'a mı giriyorsun? Ne diyorsun ya? Sen folluğun ne olduğunu biliyor musun? Folluk ne? Folluk. Aha ya. Şeyde hadi. Hadi. Ben sana sordum folluğunlu olduğunu. He. Biliyor mu abim folluğunlu olduğunu? Erdem sen biliyor musun? Ney? Sen Ömer? Horoz yumurta ediyor mu sadece? Horoz yumurta ediyor mu? Niye senede bir kere ediyorlar? Fatih biliyor can. Sen de kusur. Sizin folluk var mı köyde? Üç tane folluk var. O zaman üç de horoz lazım size. Gönderelim buradan. Ne Denizli mi? Ötüyor mu? Nasıl ötüyor? Bir öğüt bakayım. Evet değerli dostlar. Maalesef kabartta konusunda üzgünüm. Kimse kabartta bilemedi. Başka bir şey var. Tabii hepsi doğru. Ömer Karakaya ne diyor da bir yorum yazmıştır mutlaka. Emine Şahin. Evet. Meltem Mestura Hopa'dan arıyor. Teşekkür ederiz. Emine Kalaycı. Evet. Okuyoruz arkadaşlar. Sevgili Yusuf gene ekran başına bizleri izliyormuş. Valla bunu da bilemeyen daha başka hiçbir şey bilmesin. Arkadaşlar başka da bir şey diyemiyorum. Cenk Ulusoy. O da ekran başındaymış. Emre ablamla bizleri izliyormuş. Şimdi farklı bir türkü çalacağım arkadaş. Farklı bir türkü. Şimdi hep Karadeniz'den falan çalıyoruz ya. Böyle arada da biraz gamga sevet dağıtmak lazım. Bizim hani derler ya içimizdeki cerahati bazen türküler deşiyor. Nasıl türküler deşiyor? Mesela
Mükerrem Kemertaş dersem aklınıza ne gelir? Değil mi? Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi yorumcularından biri. Erzurum dolaylarından biri. De git, kapıyı tut. Dedim. Dedim. Seni gidi, sarı kafalı seni pislik. Dedim. Evet, Mükerrem Kemertaş söyleyecek. Huma kuşu mu var, Erzurum dağları mı var bilmiyorum ama muhtemelen huma kuşu varsa arkadaşlarımız onu ne? Hazır. Hazır değil mi? Şunu bir dinleyen, şu türküdeki bence var ya, bir türküyü dinlerken şöyle gözünüzü yumun, gurbetteyseniz köyde evinizin kapına koyun kendinizi. Evin kapısına oturtun kendinizi, türkü bitene kadar yumun gözünüzü. Hiç ekrana mekrana da bakmayın. Şöyle tatlı bir hayale doğru bir gidin bakalım ne diyecek türkü bize. İzliyoruz, dinliyoruz. Thank you.
Ciğerimin kıyıları gene yandı. Bu türkü beni böyle kötü duyuyor. Hakikaten kötü duyuyor ya. Böyle bir türkü ya. Ama okuyan da okuyor kardeşim ya. Yok Mükerrem Kemertaş. Evet şimdi döndük dolaştık gene geldik Kabart'ta arkadaşlar. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. İncirle ilgili olmamış meyveyle ilgili Kabartlakların hepsi doğru. Ama bizim burada sorduğumuz Kabartlak başka bir şeydi. Ankara'dan Mustafa Öztürk. Evet, bir eser istemiş. Sevgili takım arkadaşım benim ya. Evet, gönderirim. Gönderirim Mustafa'cığım. Ne demek? Niyazi'nin de gözlerinden öpeyim. Yusuf Durak. Ya diyor, biz diyor gurbet ettik. Kabarttak diyor, değişti mi diyor. Şeye benzedi bu. Adam şimdi lokantaya geliyor. Memleketinden, vakti zamanında. Hep diyor, köyde diyor, guru 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 diyor. Guru fasulye, guru fasulye, guru fasulye diyor. Bezdük diyor. Hem de güzel diyor, bir lokanta yemeği yiyeyim diyor. İstanbul yemeği yiyeyim diyor. Garsona soruyor, oğlum ne var? Garson sayıyor, arada bir de barbunya diyor. Bakıyor barbunya adı güzel geliyor, hoş bir şey diyor. Bir bakıyor gene bizim böce geliyor, fasulye geliyor önüne. Orada diyor namussuz diyor, adını değiştirdin diyor, geldin peşime düştün değil mi diyor. Havralarda da buldun mu beni diyor, duran duran, her tabağa vuruyor. Evet, bugün 13 Şubat 2013, Göreli ilçemizin düşman uçkanından kurtuluşu. Doğru, doğru diyorsun Bahtiyar'cığım, güzel abim benim. Evet, bununla ilgili maalesef herhangi bir şey yapılamadı, yapılmıyor artık ya da bizim STK'larımız bunu pek ciddiye almıyor sevgili Bahtiyar'cığım. Evet, ben de dahil gelen mesajlarda kimse Görelemiz'in bu özel günü için bir kutlama yapmadı. Valla Görele'de de yapıldı mı bilmiyorum yani. Bugün Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşu. Ama asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Yani işgalcilerin o dönemdeki Rusların Karadeniz'i terk etmeye başladığı gün 13 Şubat. Yani sadece Görele'nin değil, Görele bu konudaki şeydir, milattır, dönüş noktasıdır. Varılan son noktadır, artık geri püskürtülmüş noktadır. Çok önemlidir aslında 13 Şubat tarihi. Ama dediğim gibi, hoş yani sadece oranın insanı olmadığımız için, haklısın Bahtiyar abicim, haklısın. Evet, Allah rahmet diliyorum. Kim için dedi? Şehit olmuştum ecdadımıza, büyüklerimize rahmetler diliyoruz. Evet, bizim köyde de var. Hakikaten böyle insanları katledip bir kuyu atmışlar. Evliye Kıranı diye bir yer var orada. Artık denecek bir şey yok ya abicim, haklısın ya. Vallahi ne desen haklısın. Biz maalesef hep lay lay long peşinde olduğumuz için. Evet, Kabartlak'la ilgili
bir sürü mesajlar var. Hakikaten inanılmaz bir mesaj var ama ben bunu bilerek zaten böyle sordum. Yaygın olan kabartlak, hani incirin olmamışı, bu sütlü falan olur, ağzı yara eder falan. Ona kabartlak olmamış incir, düdek ya da öbür adıyla deriz ama kabartlak o değil. Mesela Facebook'ta değil mi Yılmaz? Nigar'ın mesajına bakarsanız orada kabartlağın doğrusu var. Orada var. Ney kabartlak? Galdireyim biraz daha büyüğüne diyelim. Böyle ırmak kenarlarında falan olur. Yani onun adı kabartlak. Ama o öbür türlü kabartlak başka bir anlam içeriyor. Yani aynı anlama gelmiyor. Hani olmamış anlamına falan geliyor birinde ama diğerinde bir sebze, ot. Ben o ot olanı sordum. Ama sen hiç hayflanma, ot dedi mi herif coşuyor. Yiyesi mi geliyor, içesi mi geliyor, ne? Öyle. İyi. Şimdi arkadaşlar son kez şöyle bir bakalım daha ne var ne yok. Herkese teşekkürler ediyoruz. Yarın yine aynı saatlerde inşallah burada olacağız. Evet. Sen yüzünden ağlıyorum diyorlar. Hiç kimse ağlamasın ya. Ne diyor? Türkü çalıyor daha. Yani bunda da bir şey yok ki. Şimdi arkadaşlar güzel bir havayla bitireceğiz. Şöyle hareketli bir hava. Da neyle bitirsek aslında tereddüt ediyorum. Öyle mi olsa? Ne Ahmet? Ahmet ne diyor? Ne? Şarkı yok. Türkü. Şarkı ile türkü birbirinden ayırın. Aslında türkü şarkı aynı. Parça demekten iyi. Türkülere parça demekten iyi. Ya adam parça diyor kardeşim. Sanayi dükkanında mısın ya? Ver bir tane çamaşır makinesi. Rulman ver. Yok akış ver. Türküler. Bunlar sanat eserleridir. Bunlara saygılı olmak lazım. Parça demeyin. Hepsinin bir adı var. Hepsinin bir tarifi var. Türkü var. İşte Türk halk müziğine mensup olanları var. Sanat müziğine mensup olanları var. En azından eser. Eser. İnsanlar beynini koymuştur, yüreğini koymuştur. Onlara eser demek bence tabii, bilemiyorum tabii kamunun yargısını, düşüncesini, daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet, sevgili dostlar. Yarın tekrar saat 16'da yani 4'te görüşünceye kadar diyoruz. Şöyle neyle... Evet, onu radyolarda da yaptığım gibi sıkıştığım zaman aynı türküyü çalmaya çalışıyordum. Evet, Zafer Gündoğdu'dan gelecek. Yasemin diye güzel bir türkü gelecek. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hakkınızı, hukukunuzu helal edin. Jandarmalar beni yoldan indirir, gözyaşlarım değirmeni döndür, Yasemen döndür. Gözyaşlarım değirmeni döndür, Yasemen döndür. Zalim anan seni bana vermezse, korkarım ki bu dert beni öldürür, Yasemen öldürür. Korkarım ki bu dert beni öldürür, Yasemen öldürür. Yazı yazdım Orta Pınar taşına, bu gençlikte neler geldi başıma, Yasemen başıma. Bu gençlikte neler geldi başıma, Yasemen başıma. Salım anan zehir kattı aşıma,
ifadende yardım eyle. Yasemen, Yasemen, Yasemen. Karakolda doğru söyle. Yasemen, Yasemen, Yasemen. Jandarmalar bölük bölük geliyor. Bu ayrılık ciğerimi deliyor. Yasemen deliyor. Bu ayrılık ciğerimi deliyor. Yasemen deliyor. Hakim Bey de ifademi alıyor. İfadende yardım eyle. Yasemen, Yasemen, Yasemen. Karakolda doğru söyle. Yasemen, Yasemen, Yasemen.